Herkese merhaba, ben Ahmet Emre. Bu videoda Xiaomi Redmi Note 8'in güncellenmiş versiyonu olan Redmi Note 8 2021 modelini inceleyeceğim. Bildiğiniz gibi Redmi Note 8 modeli hem ülkemizde hem de dünyada çok büyük satış rakamlarına ulaşmıştı. Xiaomi'nin en popüler modeli diyebilirim bu cihaz için. Yaklaşık 1,5 yıl önce piyasaya sürülen bir modeldi ve bu devam eden bir seri olmasına rağmen, yani bu modelin üzerinden Redmi Note 9, Redmi Note 10 gibi yeni modeller çıkmasına rağmen Xiaomi sadece işlemci güncellemesi yaparak Redmi Note 8 2021'i piyasaya sundu. Bu videoda da güncellenmiş versiyonda ne gibi değişiklikler yapılmıştı, önceki modelden farkı ne ve bu model neden piyasaya sunuldu, biraz bunu konuşacağız. Tam bir inceleme videosu gibi olmayacak aslında, çünkü ben bu cihazın incelemesini daha önce kanalımda yayınlamıştım ve videonun başında söylediğim gibi sadece bir işlemci değişikliğiyle piyasaya sunuldu. O yüzden hani ayrıca bir inceleme yapmaya ihtiyacı hissetmedim, ama bu videoda dediğim gibi bu modele birazcık değineceğim. Xiaomi neden bu modeli piyasaya sundu, biraz da bunları konuşuyor olacağız. Videoya geçmeden önce bu cihazı bana ulaştıran Toran CSM'de buradan teşekkür ediyorum. Cihazı satın almak isterseniz de açıklama kısmına gerekli bağlantıları ekleyeceğim. Oradan satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz aşağı abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. Redmi Note 8 2021 versiyonunda önceki modelle tasarım detayları tamamen aynı. Arka tarafta Neptün mavisi adı verilen hoş renkli bir tasarım var. Bunun yanında sol üstteki dörtlü kamera dizilimi, parmak izi okuyucu vesaire hiçbir değişiklik yapılmamış. Ön tarafı da aynı şekilde damla çentikle birlikte gelen 6.3 inç büyüklüğündeki Full HD Plus çözünürlüğünde IPS LCD ekranı görüyoruz. Alt tarafta ise 3.5 mm jack girişiyle birlikte Type-C şarj girişi bulunuyor. Cihaz buradaki şarj girişinden 18 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor. Batarya ve hızlı şarj tarafı da tamamen aynı. Hem önceki modelde hem de bu güncellenmiş versiyonda 4000 mAh'lık bir batarya bulunuyor ve biraz önce bahsettiğim gibi cihazı 18 Watt gücünde hızlı şarj edebiliyorsunuz. Donanım tarafına geldiğimizde bu güncellenmiş versiyonun farkını aslında burada görüyoruz. Cihazın işlemcisini de görüyoruz. Asıl Redmi Note 8 modelinde Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisi bulunuyordu. Bu modelde ise daha güçlü ve daha güncel bir işlemci olan MediaTek Helio G85 işlemcisini görüyoruz. Yine 4 GB'lık bir RAM bulunuyor. RAM tarafında da bir geliştirme yapılmamış. PUBG Mobile gibi oyunları orta veya yüksek grafik ayarlarında rahatlıkla oynatabiliyor. Performans tarafında önceki modele göre gerçekten fark edilebilir bir geliştirme yapılmış diyebilirim. Hani performans tarafında hakkını yemeyelim, asıl modele göre gerçekten hani iyi bir fark bulunuyor. Kamera tarafındaysa yine hiçbir değişiklik yapılmamış. Önceki modelde olduğu gibi aynı sensörlerle birlikte 4'lü arka kamera kurulumu cihazda bulunuyor. Bu zaten devam eden bir seri. Yani Note 8'den sonra Note 9 ve Note 10 gibi modeller de satışa sunuldu ve ülkemizde gayet popüler cihazlar ve performans anlamında, kamera anlamında asıl geliştirmeleri zaten o modellerde görüyoruz. Böyle bir cihaza gerek var mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim düşüncem Xiaomi Redmi Note 8 modeliyle birlikte bayağı bir kullanıcıya ulaştı. Xiaomi'nin en çok satan modellerinden biri oldu. Belki de en çok satan modeli oldu. Ama cihazdaki Snapdragon 665 işlemcisi 2 sene öncenin işlemcisi olduğu için şu anda büyük ihtimalle üretimi devam edemiyor. Bu yüzden de Redmi Note 8 modelinin üretimine devam edemedikleri için Xiaomi büyük ihtimalle burada yeni bir işlemciyle birlikte tekrardan Redmi Note 8'i üretip cihazın biraz da popülerliğini kullanarak yine bu cihazı satmayı amaçlıyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi 2 sene önce çıkmış olmasına rağmen hala çok popüler bir cihaz. Birçok kişi bu cihazı kullanıyor ve hala bu cihaz satışta ve birçok kişi yine bu cihazı satın alıyor. Xiaomi de bu modeldeki avantajını kaybetmemek adına yeni bir işlemciyle birlikte tekrardan piyasaya sürüyor diyebiliriz. Aslında bu modelin olayı bu. Zaten işlemci dışında hiçbir değişiklik yapılmaması da bize bunu gösteriyor diyebilirim. Benim bu videoda aslında bahsedebileceklerim bunlar. Biraz kısa bir video oldu ama Redmi Note 8 için kanalımda yaptığım inceleme videosuna ulaşmak isterseniz sağ üstteki kartlardan o videoya ulaşabilirsiniz. Ben bu videoda güncellenmiş versiyona biraz değinmek istedim. Cihazla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.